Size merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Tabii ki bahara girdiğimiz için bu ara sezonlarda en çok kullanılan kurtarıcı parça trench botlar olduğu için onları çektim. Aslında bu videoyu sadece trench botlar yapacaktım ama kapitone montları da çok beğendiğim için onları da videoya ekledim. Umarım beğenirsiniz. Evet, trench coat videosuna ilk olarak mangodan başlamak istedim. Gerçekten çantalarda ve trench coatlarda mangoyu bayağı bir seviyorum. Ve çok alternatif oluyor. Buna da bayıldım ama ben içerisinde kayboldum ayrı. Aşırı oversize bir kalıp. Böyle çiftli bedenler halinde satılıyor. Bu small ile medium arası. Şöyle cepli, arkadan bir yırtmacı da var geniş. Kendiniz açıyorsunuz tabii ki. Kemerli oluşu, içinin astarlı oluşu falan çok hoşuma gitti. Rengi de zaten çok güzel, böyle griye dönük, böyle bir yağ yeşili şeklinde. Çok iyi. Kumaşı çok iyi bu arada. Bayağı beğendim. Bayağı kayboldum ya. Fiyatı bu. Kodu bu. Bu arada çiftli beden derhalinde satılmıyormuş. Böyle small denemişim, pardon. Yine bayıldım. Çok kalıplı. Gerçekten mangonun trench coatları çok efsane oluyor. Bu da yine çok tok duran ve böyle hani dağılmayan. Her şeyle giyebileceğiniz, böyle sweatshirtlerin falan da üzerine giyebilirsiniz. Bunu ilk ses denedim. Gördüğünüz gibi epey bir oversize ama bunu çok daha beğendim. Diğerinde çok kaybolmuştum ama aslında belki de onu da ilk ses denesem daha güzel olurdu. Bunun da arkasında yırtmacı yokmuş. Oradan bakıyorum. Şöyle kemerli falan. Bu da yine astarlı. Dediğim gibi bunu iki ses denedim ve büyük yakalı oluşları falan çok hoşuma gitti. Çok güzel bir parça. Gerçekten al koy yıllarca giy, yani her sezon giy, her sene. Rahat 10-15 sene giyilebilecek bir parça. Böyle bilekleri de kemerleri de böyle tokalı. Rengini de bunun daha yakından göstereyim. Şöyle. Bunun fiyatı 1200 liraymış maalesef. Kodu da bu şekilde. Çok güzel. Diğer yeşilin rengi de bu. Şimdi çok güzel bir yeşil giyiyorum. Böyle haki bir renk. Gerçekten çok kalıplı. Çok çok güzel. Kolları biraz dar. Ben bunu small beden denedim. Yani normalde XS falan aldığım olur ama bunda bir beden büyük daha güzel olur diye düşünüyorum. Bence bu daha iyi oldu. Şöyle içi astarlı, dişi de pamuk yüzeyle, gerçekten çok güzel ve kesim. Çok çok güzel, böyle sırtında da özellikle şu pile detayını falan çok beğeniyorum. Böyle kat bölümünü çok çok seviyorum trench coatlarda. Böyle, bu da yine kemerli bir model. Bunun fiyatı 800 TL. Dediğim gibi small giydim, kodu da bu. Şimdi bir tane de çok açık bir gri giyiyorum. Bu aslında biraz çok uçuk bir yeşile de dönüyor. Hatta kumaşı böyle çok değişik bir kumaş. Biraz böyle hologramlı gibi. Sanki renk değiştiriyor gibi geldi. Bunu small beden denedim ama bunu da XS almak daha iyiymiş. Mesela bunun kalıbı büyük. Mesela o denediğim haki de small iyi olmuştu. Ama bu geniş bir kalıp olduğu için bunu da tam beden alır. Kolları yine çok bol değil ama enden çok bol geldi ve elleri aşırı düştü. Bunun da boy uzunluğunu aşırı beğendim. Çok çok güzel. Arkadan şöyle yırtmaçlı. Çok güçlü bir görünüm veriyor açıkçası. Böyle daha tok duran ve yakaları daha geniş olan trench coatlar. Tabii biraz fiyatlar yüksek gördüğünüz gibi. Ama bunları aldığınızda tabii ki çok uzun süre dolabınızda olacak parçalar olduğu için bence kaliteli bir ürüne yatırım yapmakta fayda var. Şöyle açtığımda genişliğini daha rahat görebileceksiniz. Ama yine de mesela sweatshirtlerin falan üzerine giymeyi düşünüyorsanız bu tarz böyle daha büyük bir beden büyük alabilirsiniz. Bunun fiyatı da 1000 lira. Şöyle kodunu paylaşıyorum. Şimdi bir trench coat daha giydim. Yine buna da bayıldım. Gerçekten nefis bir parça. Bu da yine böyle çok tok ve güzel duran ama oversize bir kalıp. Bunu small beden denedim ama ekstra oversize bir parça. Arkadan şöyle kapalı bir plesi var. Onu daha detaylı çekeceğim size. Yine böyle çok geniş yakalı. Gerçekten çok güzel. Ve hani mesela bilek yerlerinde mesela ellerimin üzerine çok düşmedi. Çok büyük değil. Bilek yerlerinde şöyle kemer detayı da var. Gerçekten çok güzel bir trench coat. Bu trench coat'un arkasını da çekmek istedim. Şöyle kapalı, hatta isterseniz düğmeyle daha darlaştırabiliyorsunuz. Kapalı bir yırtmacı var. Öyle göstereyim dedim. Fiyatı 1200 TL, kodu da bu.
Bir tane de şöyle trench coat'a benzer, aslında daha yağmurluk tarzında diyebilirim. Şöyle yandan cepleri falan var. Gerçekten çok kısa, böyle dediğim gibi kumaşı biraz daha böyle rüzgarlı kumaşında. Bunu da aşırı beğendim. Rengini çok beğendim. Bunda şöyle kendinden kapşonu var ve içerisinde şöyle bir kapitonide bir yelek gibi bir şey çıkıyor. Bunu fermuarla çıkartıp daha ince yapabilirsiniz ya da daha serin havalarda mont gibi kullanabilirsiniz. Ayrıca da kullanılabiliyor zaten bu da yelek olarak, onu da şöyle belirteyim. Gerçekten rengi ve uzunluğu çok güzel. Biraz böyle hışır hışır bir mont ama çok tatlı, çok da sevdim. Bunu da small denedim. 1500 lira fiyatı var. Şöyle kodunu gösteriyorum. İçi de dediğim gibi böyle. Sanırım son göstereceğim trench coat olacak. Bu da böyle gömlek yakası gibi küçük yakalıları seviyorsanız, böyle boğazınıza kadar düğmelileri seviyorsanız buna bakın. Bunun da rengini ve dokusunu çok beğendim. Şöyle bilek yerlerinde yine düğmeli, kapalı, yırtmaçlı az önceki gibi. Boyunun uzunluğu çok güzel. Bunu da tam beden giydim. XS çok da güzel oldu. Zaten small, büyük gelirmiş. Omuz yerleri falan çok rahat. Yandan da böyle ceple. Gerçekten buradakilerin hepsi nefis. Böyle astarlı. Bunun fiyatı da yine 1200 TL. XS denedim. Dediğim gibi kodu da bu şekilde. Evet, size daha önce bunun aslında yeşilini çekmiştim ama bej rengi o kadar güzel ki bunu da üzerinde bir görün istedim. Gerçekten çok çok tatlı bir parça, buna aşırı bayıldım. Böyle herhangi bir düğme detayı falan yok, sadece kemerle tutturuyorsunuz. Bu XS ama oldukça oversize bir kalıp. Çok güzel böyle büyük yakalı falan. Hatta bayağı büyük bir yakalı. Çok güzel bir parça, bunu aşırı beğendim. Bunun fiyatı 1000 TL. Şöyle kodunu da paylaşıyorum. Şimdi ben mango turumu bitirdim. Böyle hemen bahar havasına da girdim. Ben böyle çorabı falan attım. Bu arada buradaki trench coat'larla ilgili size bilgi kutucuğuna da bir link bırakacağım. Oradan da online almak isteyenler oradan bakabilirler. Şehrinde mango olmayanlar için. Öyle hemen hemen hepsini gösterdim. Bu arada gösterdiğim haki olan trench coat'ların hepsinde bir de böyle açık bej renkleri de var. Aklınızda olsun, öyle alternatifli. Ve tabii ki her zamanki gibi Zara'ya geldim. Zara'dan birkaç model göstereceğim. Bakalım. Burası biraz daha mangoya göre daha az çeşit var gibi geldi ama bulabildiğim her şeyi paylaşacağım. İlk trench coat'a geliyorum. Bu sezon biliyorsunuz böyle sunidir trench coat'lar. Çok çok trend. Seviyor musunuz? Çok uzun ömürlü olur mu bilmiyorum ama suni deri blazerler birkaç sezondur hala modası devam ettiğine göre bunlar da uzun süre kullanılabilir diye düşünüyorum ama ben şahsen tercih etmem. Trench olduğu da çok benzerlerini bulabilirsiniz. Bu Zara'daki bir model. Bir de bunun acı kahvesi var. Onu da göstereceğim. Ama şey, derisi falan çok yumuşak. Çok çok güzel. Onu beğendim açıkçası. Arkada herhangi bir evet yırtmacı varmış. Yandan cepli ve kemerli, herhangi bir düğme detayı vesaire yok. Ama yumuşaklığını çok sevdim. Gerçekten çok hafif. Böyle astarlı bu arada. Bunu da XS denedim. 1200 lira fiyatı. Kodu da bu. İşte benim alacağım trench coat kesinlikle bu tarz modeller oluyor. Hem rengi hem kalıbı çok çok güzel. Uzun süre sıkılmadan kullanabileceğim bir trench coat. Bunu da aşırı beğendim gerçekten. Şöyle bir tokası var. Şöyle açayım, biraz oversize ama hepsini XS denedim diye düşünüyorum. Etiketlerine yine bakarım tabii ki. Şöyle açıyorum, bayağı enden bol. Kolları çok hafif bir bol ama enden bayağı oversize. Arkada yırtmaç, çok küçük bir yırtmacı var. Ama kalıbı ve kumaşı çok çok güzel, çok kaliteli. Bunun da yine fiyatı 1200 TL, kodu bu. XS denemişim, şöyle göstereyim. Bir tane de şöyle kaftan gibi kumaş, böyle bir blazer kumaşında bir trench coat giyiyorum. Bu da aslında bence diğer trench coatlar gibi çok uzun süre kullanabileceğiniz bir model. Bunu da XS denedim. Öyle oversize bir kalıbı yok. Bunun fiyatı 1300 TL'ymiş. Kodu da bu. Arkasında da şöyle bir yırtmacı var. Gayet güzel. Bence aslında buna hani kemer takıp böyle bir elbise gibi de giyilebilir. Şöyle bir kumaş detayını daha detaylı göstermiş olayım. Gayet güzel bir parça bence.
Bir tane de şöyle yağmurluk tarzında. Kumaşını gerçekten çok beğendim. O kadar tatlı ki böyle balon gibi. Kapşonlu çok güzel bir yağmurluk diyorum. Hani tam trench coat gibi değil ama trench coat yerine de gayet güzel giyilebilir. Aslında bir parka bence. Şöyle bir kapşonu da var ama kapşonu maalesef çıkartılmıyor. O konuda biraz sinir oldum. Hani çıkartılsa bence daha iyi olurdu. Ayrıca takılıyor olsaydı. Bunu da XS denedim. Gayet de güzel bir parça. Şu yandan şöyle çıt çıtlar var. Çıt çıtlarla da isterseniz yırtmaç yapabiliyorsunuz. 900 liraymış fiyatı. Bendeki netiket olmadığı için small'u çekiyorum ama XS denedim. Giymiş olduğum deri trench coat'un diğer rengi de bu. Gerçekten acı kahvesi çok çok güzel. Eğer seviyorsanız Zara'ya bakabilirsiniz. Son olarak bir tane de şu kapitone mont eklemek istedim. Bunun birkaç rengi daha var. Onları da çekeceğim. O kadar tatlı ki çok güzel bir rengi var. Nar çiçeği rengi, böyle çok canlı bir renk. İçimdeki de hiç olmadı ama zaten içimdeki de gözükmüyor. O kadar güzel ki bunu ilk ses denedim ama biraz oversize bir kalıp çok hoş, çok beğendim. Kapitone'nin içi de bu şekilde gerçekten çok güzel. Bence çift taraflı giyiliyor mu? Yok, etiketi dışarıda ama bence giyilir. Ha, burada zaten kocaman etiket var, göremedim. Neyse, ilk ses denedim. Şöyle 750 liraymış fiyatı böyle. Giydiğim kırmızı kapitone'nin bir de böyle mavi rengi ve kemik rengi de var. Bence şu mavi çok çok güzel. Bir tane de şöyle bir mont göstereceğim. Böyle yakasız, çok ince, kapitone ve bu şeritleri bence çok farklı bir hava katmış. Hoşuma gitti ve yüzeyi de sanki böyle hafif saten yüzeyli gibi. O yüzden çok güzel ve o kadar hafif, o kadar tatlı ki. İçi de bu şekilde kapitone. Bence çok güzel bir mont. Çiftli bedenler halinde satılıyor. Ben bunu small ve small arasını denedim. Bayağı hoş bir parça. Bence böyle jeanlerle de çok da güzel duruyor. 600 lira fiyatı. Kodunu da şöyle paylaşıyorum. Dediğim gibi çiftli bedenlerle alabiliyorsunuz. XS S denedim. Yine aşık olduğum bir mont buldum. Gerçekten çok güzel. Hem yağmurluk gibi. Bir tane tek bir düğmesi var. Buradan böyle bağcıkla tutturuyorsunuz. Bunu tam beden alabilirsiniz. Oversize bir kalıp değil ama çok da rahat bir parça. Rengine zaten bayıldım. O kadar güzel bir bebek mavisi ki çok çok tatlı. Biraz böyle lilaya da benziyor aslında renk. Çok hoşuma gitti ve içi dolgulu ama çok da hafif bir mont. Böyle içini de yine şöyle detaylı göstermiş olayım. Böyle jeanlerle falan çok rahat kullanabilirsiniz. Ben ilk ses denedim ama tabii onda etiket yoktu. O yüzden kodunu şöyle paylaşacağım. Fiyatı 600 lira bunun da. Bir tane de şöyle bir rüzgarlık gibi bir mont denedim. Çok da böyle içi dolgulu ve astarlı topluyor. Bayağı rüzgarlık havasında. Çok ince, şöyle bir kapşonu da var ve çıkartılabiliyor. Renk zaten tam benim favori rengim. XS olmasına rağmen kalıbı oldukça geniş gördüğünüz gibi. Bayağı oversize bir kalıp ama çok çok beğendim. Biraz böyle dediğim gibi rüzgarlık olduğu için biraz daha böyle hışır hışır. Ama ben çok beğendim. Bayağı güzel, kullanışlı. Hani trench coat niyetine bu tarz bir şey de alabilirsiniz. Arkasında da bayağı büyük bir yırtmacı da var. Bunun da fiyatı 1200 lira. Şöyle kodu. Şimdi Berska'ya geldim. Şöyle bir trench coat deniyorum. Arkası suni deri, önü bildiğiniz normal bir trench coat ve yakalarının üst katında şöyle bir deri detayı var. Bunu XS giydim. Model olarak güzel aslında. Farklı da bir tarz olmuş. Bakmak isterseniz buna bir bakın. XS denedim bunu. İsmail arkası lütfen. Şöyle kodunu veriyorum. 900 lira fiyatı var. Bence biz yine klasiklerden şaşmayalım. Şöyle çok açık bir trench coat giyiyorum. Çok çok güzel. Mesela bu da ince. Stradivarius'takiler de inceydi ama onlar daha cılızdırıyordu. Bunda da mesela astar yok ama bu daha tok duran güzel bir kumaşı var. Biraz da oversize. Bunu small beden denedim. Şöyle bir uzaktan daha detaylı çekeyim. İçinde de şöyle çok yarım astar benzeri bir şey var ama astar da değil. 600 lira fiyatı. Şöyle kodunu da paylaşayım. Denediğim yeşilin hem böyle kemik rengi hem de böyle çok canlı bir rengi daha var. Onu da yine paylaşayım. Belki sevenleriniz vardır bu rengi.
Ve Bershka'da da böyle suni deri montlar var. Bir de şöyle bir mavisi var. Bunun rengini çok beğendim. Mutlaka üstüme bir giyip göstereceğim size. Şöyle bir kodlarını vereyim. 600 TL fiyatı. Kodu da bu. Şaka gibi. Ben bunu beğenmem güzel olmaz dedim ama bence renk bana gitti. Ben çok beğendim bunu. Bayağı tatlıymış. Böyle suni deri pek sevmem açıkçası böyle uzun parçalarda. Biraz böyle Matrix gibi geliyor ama valla bu renk bayağı güzelmiş. Canlı böyle farklı bir renk isteyeyim, alayım, gardırobumu ekleyeyim derseniz bunlara bence bir bakın. Şöyle fiyatı 600. Kodu da bu. Bayağı beğendim. Arka duruşu falan çok güzel. Arkada herhangi bir yırtmacı yok. Sadece belinde şöyle bir kemeri var. Düğmeyle geliyor. Ve çok da yumuşak, güzel. Bu sezon Bershka'nın tarzı bu demek ki. Böyle çift parçalı. Mesela bunun arkası böyle ekose kumaş. Arkası tam detaylı gözüküyor mu bilmiyorum. Bence bunda pek hoş olmamış. Deriyle daha güzel olmuştu. Ama şöyle bir model de var tabii ki beğenenler için. Şöyle bir göstereyim. Bunu ne denedim? XS denedim. Bir dakika. Şöyle fiyatı 900 lira. Kodu da bu. Evet, şimdi de Stradivarius'a geldim. Bu Capitone'yi çok beğenince önce bunu bir giyeyim dedim. Rengi çok çok güzel bir yeşili var. Biraz da böyle Capitone'leri de katayım aslında. Trench kotlardan çok. Bunlar da çünkü çok uzun süre böyle hani modası geçmeyecek parçalar olduğu için bence bunlar da görülmeye değer diye düşünüyorum. Ve o kadar yumuşak, o kadar güzel ki çok beğendim. Bunu da sizinle paylaşmak istedim. 600 TL fiyatı. Bir de şöyle kodunu bıraktım. Evet, size merak etmeyin. Trench coat da göstereceğim ama bunu çok beğeniyorum. Çünkü Barbour Mountain çok birebir aynısı. Üzeri mumlu ve geçen sezon çok tutmuştu kışın. Bu sezonda yine yenileri gelmiş. Böyle göstereceğim. 999 lira fiyatı var. İçi Capitone. Bunu small denedim. Gerçekten tam böyle kalıp alabilirsiniz. Çok da güzel yapılmış. Bilek yerleri şöyle ekoseli. Böyle bayağı güzel. 1000 lira fiyatı. Bu da kodu. Sonunda geçtim trench coatlara. Şöyle bir tane ince bir trench coat giyiyorum. Çok çok hafif. Boyu bayağı uzun. Kemerli yine. Oldukça klasik bir model ama böyle çok cansız duran trench coatları açıkçası ben çok beğenmiyorum. Hani diğer Mango'da gösterdiklerim biraz fiyatlı ama onlar çok daha hoş duruyor. Daha tarz duruyor. Ama tabii ki tercih meselesi. Böyle gömlek gibi duranları isterseniz mesela bunda astar olmadığı için daha da hafifleştiriyor bunu. Kolları şöyle kavurabiliyorsunuz da. Böyle bir model. 600 lira fiyatı var. Kodu bu. XS denemişim. Bunu da böyle belirteyim. Bu haki Capitone'leri de gerçekten çok beğendim. Kısa boyu ve yumuşaklığı çok iyi. Şöyle göstereceğim. Bir tane de şöyle kısa bir boy çekeyim dedim. Bunu small denedim çünkü kalıbı epey bir dar bunun. Yaka detayı şöyle. Çok böyle büyük, geniş bir yakası yok. Böyle kemerli. Hani kısa seviyorsanız trench coatları buna da bir bakabilirsiniz. Sanıyorum bitti. Hepsi bu kadardı. 450 TL fiyatı. Kodu da bu. Bir tane de şöyle kapşonlu bir Capitone buldum. Bunun rengi bayağı açık bir bej. Şöyle yandan cepli ve ufak böyle yırtmaçları var. Çok hafif, çok güzel. Yani Stradivarius'ta dediğim gibi çok fazla bir alternatif yok trench coat'ta. O yüzden paylaşayım dedim. Bunun böyle kapşonu maalesef ayrılmıyor. Şöyle giyebilirsiniz. Bence dediğim gibi böyle mevsim geçişlerinde bu tarz böyle kapitoneler de çok kurtarıcı oluyor. Eğer trench coat sevmiyorsanız böyle ince montlara da bakabilirsiniz. Ses denedim. 700 TL fiyatı. Bu da kodu. Ve bu da İpek Yol'dan bir model. Böyle kollarını falan çıkartabiliyorsunuz düğmelerle. Biraz değişik, biraz da kumaşı ve pamuklu değil de daha yağmurluk havasında. Gayet de güzel aslında. Böyle hem çift tarafından böyle düğmeleri falan da var. İsterseniz şuraya kadar yine kapatıp küçük bir yaka yapabilirsiniz. Boyunun uzunluğu falan da gayet iyi. Oversize bir kalıp. Bu 34 bu arada. Arkadan görüntüsünü de çok çok sevdim. Şöyle o yine beğendiğim kat detayı var. O yüzden güzel bir parça. Fiyatı da güzelmiş. 2250 lira. Şöyle kodu. Bir tane de şöyle bir model giyiyorum. Böyle belinize de oturtabiliyorsunuz. Şöyle lastikle kıstırıyorsunuz. Buraya kadar her şey normal. Şöyle çok enteresan bir şey göstereceğim. Bakın kapşonuna bakın.
Ya bu twistle ipek yolu böyle bir trikoyla tamamlama gibi bir şey var. Allah'tan çıkartılabiliyor. O yüzden iğrenç. Hem de böyle file gibi bakar. Ya ne gerek var şuna? Şöyle bir trench coat. Bilemedim yani. Belki beğeniniz vardır ama şöyle arkası daha büzülünce şey oluyor da buraya kadar her şey çok normal. Böyle de bayağı güzel oturuyor. Bunun fiyatı 1750 TL. Şöyle onu da yine 36 denedim. Şu kapşonu da yakından da bir göstermek istiyorum böyle. Yine bir trench coat'la giyiyorum. Bunda da yine böyle bir triko detayı var. Diyorum bunlar seviyor böyle twist'le. İpek yolu da böyle bir trikoyla illa birleştirilecek. Kapşonlu. Kapşon çıkıyor mu? Maalesef kapşon çıkmıyor. Onu da şöyle takayım. Ben trench coat'ta çok kapşon sevmediğim için maalesef diyorum. Tabii de yani daha kullanışlı olur aslında. Böyle iri cepleri var. Bu da yine böyle yağmurluk gibi kumaşı ama güzel bir kumaş. İçinde bir de böyle bir yeşil astarı var. Yakalarını böyle çevirdiğinizde onlar da ortaya çıkıyor. Kolunu da falan mesela şunun gibi böyle kıvırırsanız yeşil yeşil bir renk. Şöyle. Şöyle yaka detayını daha detaylı göstereyim ama çıkıyor Allah'tan dediğimiz. Son olarak bir tane de böyle denimle karışık giydim. Bu da fena değil. Epoletleri falan böyle denim, kemere vesaire. Bunu 34 giydim. Gerçekten hoş duruyor aslında. Beğendim bunu da. Ama çok ince şuraları. Bayağı böyle paraşüt kumaş gibi. Denimi biraz kalın ve astarlı. Gayet şık duruyor. Hem spor hem klasik bir hava vermişler. Bu da 2250 şöyle. Şimdiye kadar denediğim en ilginç trench coat'u göstereceğim size. Hem kolları triko hem burasında şöyle anlam veremediğim yarasa kanadı gibi bir şey var. Şöyle değişik bir şey. Bunu 34 beden denedim ama farklı bir tasarım da. Gerek var mı bir trench coat'ta bu kadar farklı bir tasarımı bilmiyorum. Bir de şöyle kemerini bir tutturup öyle göstereyim. Kemeri taktığınız zaman da burada sanki bir plesi varmış gibi gösteriyor. Biraz absürt bir model olduğunu kabul ediyorum. Çok enteresan ama tabii ki her şeyi paylaşmak istedim. Öyle. Bu da 2250 TL. Şöyle fiyatını vereyim. Ben 34'ünü denedim ama etiketi buradan çekiyorum. Ve şimdi Tiffany Tomato'dan bir tane trench coat gösteriyorum. Bayağı başarılı aslında ama kumaşı polyester maalesef. İçinden de şöyle bir deri sanki iki katlıymış gibi gözüken bir yakası var. Gayet sade bir model. Rengi falan çok çok güzel. Aslında onun bir de daha koyu camel'ı aynı zamanda da haki rengi de var. Dediğim gibi kumaş kalitesi ne ben polyester olarak düşünüyorum ama bilemedim tam olarak da. Bir saniye hemen fiyata da bakalım. Fiyatı 800 TL. Bu arada benim üzerimdeki de small beden gayet iyi. Bir de böyle klasik kısa modelleri var Tiffany'de. Bunun kumaşları daha güzel bir öncekine göre. Hemen onun fiyatını veriyorum. Fiyatları da gayet uygun ama dediğim gibi boyları kısa. Bir sürü de rengi var burada. Onlara da bakabilirsiniz. Ve trench coat'ta Marks & Spencer'ı da çok beğendiğim için oradan da hemen bir çekim yapayım dedim ama çok fazla bu sezonun başında sanıyorum ya erken ya da bu kadar gelecek. Böyle çok klasik bir model buldum. Bunun da rengini aşırı beğendim. Kalıbı çok güzel. Pamuklu ve hani böyle rengi falan dokusu mokusu çok çok iyi. Dokusu mokusu. Şöyle kemerli oldukça klasik. 36 beden denedim bunu. 1700 lira bir fiyatı var maalesef. Ama güzel, zamansız bir parça. Astarlı ve gömlek yaka olduğu için de şuraya kadar düğmeleyip böyle kutu gibi gezebiliyorsunuz. Apoletleri falan da var. Bayağı güzel ama. İşte evet, 36 beden denedim. Fiyatı bu. Kodu da bu oluyor sanıyorum.
Şimdi size bir tane de indirimli bir model göstereceğim. Bu şu anda 500 liraya falan düşüyor. Canyon'daki Marks & Spencer'da bakabilirsiniz. Denediğim yeşile çok benziyor model olarak. Bu da yine böyle gömlek yakalı küçük. Önden kapanıyor ama birkaç tanecik şeyi kalmış, bedeni kalmış. Bu galiba 44 ama bence çok da büyük de olmadı. Yani hani oversize sevenler bakabilir. Dediğim gibi çok çok aşırı büyük ve emanet gibi durmuyor. Mesela kolları falan gayet güzel. Yine bu da belden kemerle boyu da dizlerimde bitiyor. Şöyle bir uzaktan tekrar çekeyim. Astarlı. Kumaşı yine %100 pamuk. O yüzden güzel bir parça. Dediğim gibi fiyatı şu anda 500 lira indirimde. Kodu da bu. Bu da bir diğer indirimdeki trench coat. Ama bu o kadar ince ki gömlek gibi hissediyorum. Ama kumaşı falan çok çok güzel de. Bu da yine pamuklu bir kumaş. Hem boy olarak kısa hem de çok ince. Diğerleri kadar tok duran bir trench coat değil ama bunda bayağı bir beden var. Bence bu lacivert de hani bir camel rengi kadar çok zamansız bir parça. Hani bu böyle eğer boyunu kısa çok sorun etmiyorsanız bence buna bir bakılabilir. Piyasada çünkü diğerlerinin fiyatları biraz yüksek. Bence gayet güzel bir parça. Şöyle. Bu lacivert olan da yine 500 liraymış fiyatı. Kodu bu ama bence lacivert yerine şu siyahı almak daha mantıklı diye düşünüyorum. Çok daha tok ve daha hacimli, daha güzel duruyor. Evet, şimdi de H&M'e geldim. Oldukça klasik, zamansız bir trench coat buldum. Bunu 38 beden buldum maalesef. Bedenim yoktu. O yüzden bunu giyiyorum. Dediğim gibi model olarak çok böyle zamansız bir model ama kumaş kalitesini çok beğenmedim. Çünkü dış yüzeyi olduğu gibi polyester. Bunda tam kalıp alabilirsiniz. 38 olduğu için epey bir bol geldi. Şöyle plastik tokaları da var. Şöyle boyu bu kadar. Yani genelde diz altında falan biter diye düşünüyorum. Böyle yandan iki ceple. Siyah trench coat'un kodu bu. Fiyatı da 500 TL. Şimdi bir tane daha buldum. Zaten bu da son galiba. Başka çok fazla seçenek yok H&M'de. Dış yüzey şöyle biraz fitilli, sanki ince bir kadife gibi gözüküyor. Ama bu V'ye gelen yaka detayını falan çok çok beğendim. Boyu da çok uzun. Genelde ben trench coatlarda uzun boyları daha çok seviyorum. Böyle elbiseleri falan da kapatıyor. Daha kullanışlı oluyor. Gerçekten güzel. Böyle belinde kemeri de var. Bunu XS beden denedim. Oldukça rahat kol altı falan gördüğünüz gibi. Böyle bu bayağı güzel. Bunu daha çok sevdim yani bir öncekine göre. Şöyle kumaşı tekrar detaylı göstermeye çalışacağım. Beyaz trench coat'un fiyatı da 880 TL. Kodu da bu. Bu da Massimo'da bir model. Hemen fiyatına bakalım ve oy 2500 lira. Şöyle. Boyu orta boy. Çok da şey değil. Böyle kemik detaylı. Klasik bir model aslında yani. Bu paraya değmez. Üste duruşta bu şekilde gözüküyor bunun. Çok güzelmiş. Ama şu göstereceğim haki olana bayıldım. O kadar güzel ki rengi, kalıbı. Çok çok güzel. Daha uzun bunun boyu. Bunun da fiyatı 2700 lira maalesef. Kodu bu. Ama çok güzel. Çok beğendim. Evet, videomuz burada sona ermiş oldu. Sadece trench coat'lar yerine bir de beğendiğim böyle hani kapitonu montları da eklemeye çalıştım. Mango'dakileri çok çok beğendim. Tabii ki sezon başı olduğu için fiyatlar çok yüksek maalesef. Ama çok da böyle zamansız aldığınızda hani böyle bir sezonluk giyebileceğiniz şeyler olmadığı için uzun süre kullanabileceğiniz parçalar. Aynı zamanda aslında kapitonelleri de göstermeye çalıştım. Onlar da yine böyle bir trench coat gibi ara sezonda çok kurtarıcı parçalar oluyor. Onlara da bir bakabilirsiniz diye. Ve Mango'dakilerin zaten çoğu aslında birbirinin çok benzeriydi. Ama kalıplar çok güzel, kumaşlar kaliteli. Çok çok beğendiğim parçalar oldu onlar. Öyle, umarım yine beğendiğiniz bir video olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Lütfen kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi de unutmayın. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.